Selam hocam, gelmiş geçmiş en büyük müceddit Said Nursi Hazretleri midir? Müceddit Risale-i Nur'dur ve Bediüzzaman'dır netice itibariyle. Bir insanın büyüklüğü hasmı nispetinde olur, hasmı. Kiminle boğuşuyor, kiminle mücadele sahasına çıkmış. Bir insanın kıymeti himmeti nispetindedir. Himmeti ise hedef ittihaz ettiği şeyin derece-i ehemmiyetine bakar. Yani kiminle uğraşıyor? Adem Aleyhisselam'dan beri İslam Süfyanı gibi birisi yeryüzüne gelmedi. Peygamberler, bütün peygamberler ümmetlerini Süfyan'dan tahzir ettiler, sakındırdılar. Onun şerrinden Allah'a sığının dediler. Öyle bir melaneti kübra, Süfyan komitesi, böyle bir melanet. Onunla mücadele sahasına çıkan ise tek başına Hazreti Bediüzzaman, tek başına. Şimdi saha açıldığı için pehlivanlar çok, elhamdülillah. Bizim de maksadımız buydu yani, bizim maksadımız kendimizi göstermek değildi. Risale-i Nur Süfyan komitesini hakikat noktasında mağlup etti. İlim noktasında mağlup etti. Hakikat noktasında mağlup etti. Onun için birçok İslami faaliyetler serbestçe icra ediliyor şimdi. Ama mücadeleyi yapan kim? 1923'ten itibaren bizzat Hazreti Bediüzzaman ve 35 sene sürdü. 35 sene. 35 sene bu mücadele devam etti. Düşmanın büyüklüğü nispetinde mücahidinin kuvveti ortaya çıkar. Kiminle uğraşmış? Kiminle uğraşmış? Onun için öyle bir iddia şeklinde değil de yani en büyük şudur, en büyük budur. Yani Hazreti Bediüzzaman uğraştığı herif Adem Aleyhisselam'dan sonra yeryüzüne gelen tek adam yani tek. Bunun gibisi Allah yeryüzüne göndermemiş. Ne diyeceksin? Böyle bir melanet yeryüzüne gelmemiş. Allah rahmet etsin, bizim Mehmet Sarıkamış vardı. Allah taksiratını affetsin. Hoş bir abimiz. Onun bir defteri vardı. Adeta tarih-i kadim gibi bir şeydi yani. Açıp okuyordu oradan bize. Şimdi mahşer yeri kurulmuş. Herkes işte tir tir titriyor, şey yapıyor. Ondan sonra Nemrutlar, Firavunlar hepsi aman edip duruyorlar. Ondan sonra diyor, o sırada diyor mahşer alanının ortasına bir dağ gibi bir şey oranın cesametine nispeten ra koydular diyor. Bir mahluk gözlerini açıyor böyle. Ellerini oynatıyor. Azap içerisinde ama nasıl bir azap? Diyor Firavun dedi ki ulan evin yıkılası. Ulan ben 1000 sene insanlara zulmettim. İşkence ettim. Onlara yapmadığım mı kalmadı. Ya sen neymişsin lan? Sen nereden çıktın? Keşfen görülmüştü diyor da Allah rahmet etsin. Böyle bir melaneti kübra, bununla da uğraşan Risale-i Nur ve Bediüzzaman elbette derecesi yüksek.